gelecek kaygısı, ben açıkçası bir kaygı, gelecek göremiyorum. Çünkü şartlar belli. Eğitim berbat. Yok artık abi yani. Artık boşa gidiyoruz okula yani. Öğretmen korona oluyor, bir hafta dersimiz yok. Öğrenci oluyor, sınıfımız yok, dersi açmıyorlar. Yani eğitim sistemi de yok. Geleceğimiz hiç iyi değil yani. Biz öyleydik. Öğretmenler gelmesin, derse girmesinler diye öyleydi. Şimdi derse gelmiyorlar abi. Yani hiç iyi durumumuz yok. Bence olanaklar sağlanmıyor bir öğrenci için. Hani eğitim şartları... Mesela bir soru bankası en ucuzundan. 100 liradan aşağı çok nadir soru bankası bulursunuz. O kadar soru çöz, soru çöz diyorlar. Fakat hiçbir olanak sağlanmıyor. Hayır. Ya Türkiye'de eğer yaşamaya devam edersem hayır. Türkiye'deyken zor tabii. Trabzonspor şampiyonu olursa daha iyi olur. Soru ne abi? Abi gelecekten umutlu değiliz fakat bu geleceği biz kalkındıracağız. Bizlere siz güvenin. Bizim de güvenimiz tam abi sizlere. Yani bize... Heyecanlandım şu an, sen devam et. Gelecekten umutlu muyum sence? Geleceğimizin olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü bir kere ülkenin geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani yön verilen, yani ülkeye yön veren kişilerin bile gelecekten haberdar olduğunu bile düşünmüyorum. Şu anda günü, yani günü kurtarmanın çabasındalar. Yani bir günde 10 milyar dolar üstünde para bozulduğu şeyi vardı geçen. Merkez Bankası açıklama yapıyor. Doların işte bir günde ne kadar bozulduğu falan. Geleceğinden umutlu musun? Ben umutlu değilim yani. Ki nasıl umutlu olayım doların 15 lira olduğu yerde? Kendi ben yaşamaya çalışıyorum. Umudum var mı diye soruyorsun amcaya. Size soralım gençler. Gelecekten umutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Ya kötü abi. Ekonomi bile kötüyken şu anda gelecekte hiçbir hani umudum yok. Valla abi ben sadece nefes almak için yaşıyorum. Yani hiçbir şekilde hiçbir beklentim yok. Yani sadece böyle akışına bırakmışım. Dolar almış başını gidiyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Abi 16 yaşında gelecek kaygısı var. Normal mi sizce bu? Yani bizim bu yaşta gülüp eğlenmemiz gerekiyor. Yani ben akşam kardeşlerim ne yiyecek diye düşünmek zorunda değilim bence yani. Diyorlar ki telefonunu çıkart bakalım diyorlar. Ya, abi ben annem bu telefonu almak için kaç ay çalıştı? Ben bu telefonla ne yapıyorum? Abi, ders yapıyorum. Ben parayla almadım. Bu abim askere gitmeden önce bu telefonu bana verdi. Ben 12'ni kullanıyorum yani. Hem telefonluk bir şey değil ki. Telefon bir ihtiyaçtır. Gelecekten umutlu musun? Mutsuz musun? Yani kesinlikle değilim. Söylemeye bile gerek yok açıkçası. Yani bilmiyorum, katılıyorum çoğunun dediğine. Ben çok kötü bir yere doğru gidiyoruz gerçekten. Hiç bir şeyin iyi olacağını düşünmüyorum ben. Gelecekte umutlu değilim. Böyle bir ülkede de hiç umutlu olacağımı düşünmüyorum. Benim hiç fikrim yok. Çünkü ben de geleceğimden hiçbir şekilde mutlu değilim. Çünkü her şey böyle artık pahalandı. Bazı şeyler sınırlandı. Bazı şeyler okuma imkanı bile şu an çok zor. O yüzden gelecek kaygı yaşıyorum. Gelecekte umutlu musunuz? Hayır. Yani gelecek kaygım var. Yani hayat çok zor. Hayatta kalmak kötü. Ne diyorsun ya? Bilmiyorum. Yapamayacağız. Edemeyeceğiz. Ben ekonomi kötü. Yani ekonomi de kötü. Yani ben gelecekten korkuyorum. Gelecek kaygım var.